Günaydın değerli yatırımcılar. Yurt dışı piyasalara baktığımızda Amerika'nın dün açılış itibariyle satış baskısı altında kaldığını gördük. Daha sonra seans sonlarına doğru gelen alımlarla yatay kapanışlar gerçekleştirdi diyebiliriz. Avrupa piyasalarında dün genel olarak satıcılı seyir söz konusuydu. Genel olarak %1'in üzerinde negatif hareketler sergilediler. Almanya tarihi zirvelerinden geri çekilmeye devam etmekte. Uzak Doğu piyasalarına sabah saatlerinde Çin'de imalat verisinin negatif gelmesiyle satış baskısı derinleşti. Fakat onlarda bir toparlama söz konusu şu anda. Nikkei endeksinde satış baskısı hala sürmekte. Bizim piyasamızda dün endeksin 84.000 direnç noktasında zorlandığını gördük. Bu nokta önemli. 84.000 üzerinde 84.500 seviyesi bulunmakta. Ama endeksin biz bugün için buraları kıramayacağını, biraz kar satışı geleceğini düşünmekteyiz. Bu satışlarda 83.000 destek noktamız olacaktır. 83.000'in altında kırması durumunda 82.500, 82.000 seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Fakat 84.500 direnç noktası tekrar vurulmakta fayda var. Bu nokta önemli. Bu noktanın üzerine çıkması durumunda endekse agresif alımlar gelebilir. Yani pozisyon alınacaksa short pozisyonu 84.500'ü stop olarak kabul etmekte fayda var. Dolar TL'ye bakacak olursak dün yurt dışı piyasanın genelinde dolar endeksi düştüğü için bizde de geri çekilmeler yaşanıyordu. Bugün için 2.55'in hafif altındayız ama seans doğru başlarken 2.55'in üzerine çıkabiliriz. Biraz yukarı yönlü hareketler gerçekleşebilir dolar TL tarafında. Diyeceklerim bugün bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.